Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu tülbentin rengi arkadaşlar çok koyu, ekrana pek yansımıyor. Böyle kırmızıya yakın bir renk, koyu fuşya gibi. Şimdi buna bir tane model yapacağız arkadaşlar. Oyamız böyle iğneden bir model. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Gelincik oyası pek çıkmamış, şöyle kenar suyu da ara suyu da bu şekilde. Bu modeli sizlerle beraber tığa çevireceğiz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik. İlk başta nasıl başlarsak o şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Bu arka tarafı unutun. Bir defa tığımı doladım ve hemen boş olan tığ battığımın içine giriyorum. Buraya 2 alarak bu şekilde minik bir trabzan yaptım. 4 tane zincir, sıkı sıkı 4 zincirimi bu minik trabzanımın arasına bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 4 zincir çekerek ters tarafına döndüm. Bu 4 zincirimin içine tekrar kapattım ve buraya 10 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Döndüm. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Hemen bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi bu şekilde buraya sabitliyoruz. Evet. Daha öncelerden çok sık gösterdiğim bir ara suyu arkadaşlar. Bunun şimdi tepelerinde minik minik kirpikler yaparak işlemimizi bitireceğiz. Şimdi çiçeğimizin alt yaprak kısmını da yapalım. Şimdi ara suyuyla yaprağımızın arasında 3 tane tığ battı bırakıp 4. tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz bu şekilde. 1, 2 ve 3 zincir. Hemen tığ battıya girip sabitledim. 3 zincir. Hemen tığ battıya girip sabitliyorum. 3 zincir, tığ battıya girdim ve sabitledim. 3 tane tığ battımı yaptım. Şimdi yapraklarımız için yuva için dönüş yapalım. Sık iğne ile sabitliyorum. Bakın hem de burada eksiltme 2 tane yuvamız kaldı. 5 zincir. Bu 2 yuvaya bu şekilde 5'er zincirli yuvalar yapıyoruz. 3, 4 ve 5. Bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum ve 2 tane zincir döndüm. Bu şekilde bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2, 5 zincir ve yaptığım trabzanımın arasına girip sık iğne ile sabitliyorum. Her trabzanda 2. Bir dolama artırıyorum. Yani 2 tane dolama yaptım diyecektim. 2 ve 2. 5 zincir. Trabzanımın arasına girip sabitliyorum. Şimdi 3'e çıkardık. Toplamda 4 trabzanımız olacak. 2, 2, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 ve 5. Trabzanımı araladım, sabitledim. 1, 2, 3. Şimdi bu 4. trabzanı artırmadım. Aynı 3 yaptım. Çünkü 1, 2, 2. Alım da artırıyorum arkadaşlar. Dibine tek alarak bir tık bu şekilde alımını uzatıyorum. 5 zincir. Hemen kapattım bu şekilde 5 zincirimi. Geri kalan kısmı arkadaşlar 7 veya 8 tane bu şekilde sık iğne yapacağız. 1 şöyle 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, aldığı kadar 8 arkadaşlar. Şöyle hatta bir tane daha alacak. Burada boşluk kalmasın. Bu 5 zincirli yuvaya girdim.
Yaprağım bu şekilde. Şöyle arkadaşlar, gelincik oyası biraz şeyli, aşamalı, yani zor değil ama aşamalı bir model. O yüzden sizler için yaprağı bu şekilde biraz daha hafif tuttum. Bildiğimiz yapraktan. Yaprağı ağır, gülü ağır, yaprağı hafif olsun. Sizleri düşündüğüm için bu şekilde tasarladım. Şimdi arkadaşlar, dalımızın yapımına geçelim. Bir defa tığımı doladım ve aynı bu yaprağı yaptım yuvanın içine. Şu şekilde bir trabzan yaptım. Tekrar bakın, iki zinciri şöyle sıkı sıkı çekiyorum, bir zincir gibi, çok sıkı olsun. Bir defa doladım, şöyle yaptığım trabzanın arasına giriyorum. 2 2 alarak trabzan yapıyorum. Şöyle sıkı sıkı iki tane trabzan, iki zincir, bir defa doluyorum. Tekrar en son yaptığım trabzanımın arasına bu şekilde bakın aralayıp hemen boşluktan girip 2 2 alarak şöyle üçüncü trabzanımı yaptım. Dördüncü ve sonuncu trabzanım, yine sıkı sıkı iki zincirimi çekip bir defa doladım. Burasını hatta arkadaşlar 3 çekelim, çünkü buraya yuva yapacağız kenarlarına. Bir defa doladım. Son yaptığım trabzanımın içine yine aynı şekilde 2 2 alarak girdim. Buraya 5 zincir çekiyorum. Bu ara tohumum için. Yine arkadaşlar size kolay, hani borusuz, kolay boru yapımlı, 3 boyutlu görünümlü yine bir çiçek hazırlayacağımız için tohumunu buraya tutturacağım. Rahat olsun diye, kolay olsun diye. Şimdi bakın, bir alta şöyle iki zincirimle iniyorum. 3 çektik arkadaşlar buraya, ondan büyük oldu. Çünkü orayı yuva edineceğiz dönüş için. Sonra 3 çekin. 2 de çekebilirsiniz de, hani rahat etmek için son yuvayı 3'er zincirli trabzanımızı yaptık. Aşağıya yine 2 zincirle iniyorum. Bir alta trabzanımı indim. Tekrar şöyle sıkı sıkı 2 zincir ve sonuncu trabzanıma inip dalımı bitirdim. Şöyle bir zincirli, bakın arkadaşlar, şimdi burada 2 zincir dibine batmayacağım. Şöyle yandaki ikinci yaprağı yapacağım. Boşluğun içine giriyorum bu şekilde. Bakın, bu şekilde boşluğun içine girdim. Dalımız tam ortala. Yani hem sağdaki hem soldaki yaprağı temaslı oldu bu şekilde. İki zincirimi çekeyim. Pardon, buraya 5 zincir çekip şöyle karşılıklı yapacağız. Onu unutmayalım. Şimdi yaptığımız bu. Bakın, İster arkadaşlar kırmızı renge girin, isterseniz yeşile girin. Tercih size ait. Bu şekilde giriyorum. Ben yeşile giriyorum. Nasıl rahat ederseniz. Şöyle iki zincirimi çekip ters tarafına döndüm. Ters tarafından çalışacağız. Bir defa doladım. Bu iki zincirin her ikisini de geçip ana yuvadan, 5 zincirli yuvadan 2 2 alarak trabzan yapıyorum. 5 zincir ve kirpik yapıyorum. Bu yaprakta ne yaptıysam aynısını bu yaprakta da yapıyorum. Evet, o yaprağın aynısını bu tarafı da yaptık arkadaşlar bu şekilde. Ve şimdi devam etmeyeceğimiz için arkadaşlar, hani dönüp de şu şekilde, hani 5 zincir çekip buraya batıyorduk ya. Şimdi devam etmeyeceğimiz için bu şekilde yaprağımızı bitirdikten sonra bir zincirimizi çekiyorum. Şöyle ipimi koparıyorum. İlmekleri tuttum. Kopardığım ipi tığıma takıp bu ilmeklerin arasından ucunu geçirdim arkadaşlar. Maksat ön tarafta siyahlık olmasın. Bakın, ipi bu tarafı geçirip şöyle, hatta şu sonuna kadar geçirin arkadaşlar. İpi bu arka tarafında yakın. Şöyle bakın, şu köşede yanık izi olmadan şöyle güzel bir yaprak görünümünüz olsun diye. Evet. Şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle tülbentimizin renginden bu şekilde ipimizi sabitledik. İpimizi tutturduk, yani zincir çekerek. Buraya hemen sağ taraftaki trabzanın arasından girerek ipimi sabit.
Şimdi arkadaşlar buraya 6 tane zincir çekiyorum. Hemen sol tarafındaki trabzandan bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Buraya 6 zincirden bir yuva yaptık. Bunun içine şimdi yuvalar hazırlayacağız. Şöyle 5 zincirimi çekiyorum. Döndüm. Hemen yuvamın arasına giriyorum. Sık iğne ile ipimi bu şekilde sabitliyorum. Bir tane yuva yaptım. 4 zincir. İlk yuvamız 5. Diğerleri 4 zincir. Bu şekilde ikinci yuvamı yapıyorum. Tekrar 4 zincir. Şöyle 3. yuvamı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. 4. yuvayı ve sonuncu yuvam için yine 4 zincirimi çekiyorum. Aradan girip şu ipimi alabilirsem alacağım. Şöyle bakın. Sık iğne ile buraya sabitledim. İpi de arada kaynaştırdım. Bu şart değil arkadaşlar. Kaynaştırmayabilirsiniz de. Evet, şimdi yuvamızı hazırladık. Bakın bu şekilde. Şimdi iplerimi yakayım. Siyah rengimizle alt zeminini oluşturalım. Evet arkadaşlar. İlk yuvamızdan girerek başlıyoruz bu şekilde. Sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Şöyle bir iki zincir. Hemen yuvama sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar iki zincir. Tekrar aynı yuvanın içine kapattım. Evet. İki tane iki zincirli yuvamız oldu. Köşeye şöyle 3 zincirimi çekip dönüyorum. Bakın. Bu şekilde yuvalarımız ve yuvalarımızın arasına sık iğne ile ipimi bu şekilde sabitliyorum. Tekrar 2 zincir. Sadece köşelerde 3 zincir. Bu ikinci yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Bakın. Bu ikinci yuvanın içine bir tane daha şöyle 2 zincir çekip yuva yapıyorum. Artırma işlemi arkadaşlar. 2 olan yuvam aynı yere tekrar 2 zincirli yuva yaptığım için bu şekilde 3'e çıktı. Ve yine 3 zincir çekerek dönüyorum düz yüzüne. Biliyorsunuz iğne yuvasında buna ters kaya deniyor. Çoğunlukla yaptık arkadaşlar beraber. Yani sıklıkla yapıyoruz bu çoğaltma işini. 3 zincirle döndüm ve ilk yuvama bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Şöyle yine 2 zincir hemen yanındaki ortadaki yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim. Bu modelde sadece köşelerde artırılıyor. Ortada artırma yok arkadaşlar. Şöyle bakın. Şimdi bu 3 olan yuvamızı köşede artırarak 4'e çıkarıyorum. Bu şekilde iki zinciri aynı yuvanın içine kapattı. Şimdi bunu 4'te bırakıyoruz. Çünkü diğer yuvaları da aynı bu şekilde bu büyüklükte yuvalar yapacağız siyahtan arkadaşlar. Çok büyük olmaması için 4'e kadar artırdım. Orada 5 ve 6'ydı galiba iğne yuvasında. Biliyorsunuz ne kadar ipi çektirsek de sahte sık iğne de yapsak şöyle bir eksik yapmayınca kaba duruyor. 4'e kadar 2 ile başlayıp 4'e kadar bu şekilde çoğalttım. Diğerlerini de yapıp şöyle üst rengini kırmızı renginde buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın tüm yuvaları bu şekilde doldurduk. Şöyle ilk yuvamızdan girerek sık iğne ile ipimizi sabitleyerek bu şekilde modelimizin yapımına başlıyoruz. 2 zincir çekiyorum ve aynı yuvanın içine girerek bu şekilde bakın burada bir artırma işlemi oldu. Çünkü koparmasaydık devam etseydik bu şekilde köşe olacaktı. O köşe güzel duruşu olsun diye bu şekilde bir fazla yaptım. Tekrar 2 zincirimi çekip sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Ve sıkı sıkı 2 zincirimi çekiyorum. Dönüyorum. Bu şekilde. Tekrar 2 zincir ve yuvamın içine girdim. Sık iğne ile bu şekilde sabitledim.
Evet, bakın. 4 tane bu şekilde yuvamız oldu. Yine 4'e 4 ve 2 tane şöyle zincirimi çekip sonuncu yuvamın içine giriyorum. Bir tane bu şekilde artırma yapıyorum. Şimdi artırma işlemi 5'e kadar, yani bir tane yaptık arkadaşlar. Kesim işlemi için şöyle bir zincirimizi çekip yaptığımız bu artırmanın içine şöyle tırnağımızla açalım rahat girmek için. Tığımızla sık iğne ile buraya sabitliyorum. Evet. Şimdi iki zincirimi çektim. 5 olan yuvam 4 kaldı. Bu şekilde sırayla yuvalara ikişer zincirli yuvalar hazırlayacağız. Giriyorum sıradaki yuvamın içine, sabitledim. Sıradaki yuvaya girdim. Sabitliyorum. Ve bu şekilde tüm yuvaların içine yuva yapıyorum. 1 2 zincir. Şöyle girdim. Sık iğne ile sabitledim. Evet, 5 olan yuvam 4 oldu. Şimdi tekrar düz yüzüne döndüm. Bakın. Hemen köşedeki ilk yuvamın içine de sık iğne ile girip buraya sabitliyorum. Tekrar 2 tane zincirimi çektim. Ve buraya ilk yuvamın içine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 2 zincir. Ve sabit. Bakın. 5, 4 ve 3. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bir tane daha yapalım. Şöyle 2'ye kadar düşsün yuvamız. Köşeden hemen girdim. Sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincirimi çektim. Sıradaki yuvamın içine giriyorum. Tekrar bu şekilde sabitledim. Evet arkadaşlar. Bir zincirimizi de çektik. 2 kaldı yuvamız. Şöyle ipimizi keselim. Şöyle ipler kalsın arkadaşlar. Şunlar içine giderek bu şekilde kenar siyahla kontüründe gidelim. Diğer yuvaları da bakın, bunları da aynı bu şekilde kalan yuvaları da yapıp hemen geliyorum. Şöyle arkadaşlar tamamladık çiçeğimizi. Kapatma işlemini, kenar kontür işlemini yapmadan önce bu şekilde ortaya yapmıştık 5 zincir. Oraya tohumlarımızı da atalım ve işlemimizi tamamlayalım arkadaşlar. Şöyle sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Bir zincirimi çektim. Hemen bakın bu şekilde buraya 8 tane ilmek alacağız. Bu 5 zincirli yuvanın içine girip şöyle dibinde 1 2 zincir çekiyorum. Şöyle bu şekilde. Bu 5 zincirli yuvaya 8 tane bu şekilde ilmeği toplayalım. 8'e tamamladım ve şöyle ipimi koparmadan önce de girip 1 2 zincirimi çekiyorum. İpimi koparıp şöyle ipimi çıkardım. Bu şekilde tohumlarımız hazır. Tohumlarımız için ilmeklerimiz hazır. Şimdi iplerimi yakıp sarı ipimi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi köşeden 2 tane ilmek tutarak tohumlarımızı atacağız. Şöyle 2 ilmek daha güzel kalın duruyor. Şöyle 2 tane ilmeği tuttum. Sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Ve 4 tane zincir çekip bu 2 ilmeğin arasına giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 2, 3 ve 4 zincir. 4 zincirle yine aynı zincir. 4 zincirle kirpik. 4 zincirle dönüşümü bu şekilde yapıp ve sık iğne ile buraya sabitledim. Şöyle tepesine iyice otursun diye bir tane zincir çekiyorum. Bir tane de koparmak için çekip hemen bu şekilde, bakın şöyle. Arkadaşlar diğerleri de aynı şekilde ikişer ikişer bu şekilde tohumlar atılacak. Evet, tohumlarımızı tamamladık. Şimdi kenar kontür işlemine geçelim arkadaşlar.
İlk yuvamızdaki, bakın bu pembeyi yaptığımız siyah var ya, siyahın içine tekrar siyahla bu şekilde şöyle netlik oluşsun. Sık iğne ile ipimi sabitledim. 1, 2 zincir. Bir de dibinde 3 zincir çekiyoruz. 3 zincir daha belirgin ve daha güzel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bakın bir tane kenar kontür işlemini yaptık. Tekrar 3 zincirimi çektiğim sıradaki yuvanın içine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincirimi çektim. Sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir ve yuvanın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. Kenar kontür işlemini bu şekilde gidiyoruz. Yuvalara girerek sık iğne ile sabitledim. 3 zincirimi çektim. Şöyle sıradaki yuvanın içine girerek sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir ve sıradaki yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir yuvanın içine girip bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Evet, yaprağımız bu şekilde oluştu. Bakın çok hoş ve şöyle kibar bir yaprak yaptım. Tülbentlere de olsun, mini olsun diye. Şimdi direkt bunu buradaki bakın pembeyi kapattığımız siyah yuvanın içine şöyle inşallah net gözüküyor arkadaşlar. Pembenin dibine ilk yuvanın içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum ve yine 3 zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Sıradaki aynı bu yaprakta ne yaptıysak birebir aynısını yapıyoruz. Yuvanın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincirimi çektim. Şöyle bakın. Bir zorluğu yok. Bunları da daha önce sizlerle yapmıştık arkadaşlar. Şu uzun ipini hemen bakın bir alttan şöyle girerek şöyle arada bunu kaynatıyorum bakın. İpi yediriyorum. Şöyle yaktığım zaman oradan pırtmasın. Sağlam bir şeyi tutması olsun. Evet, köşeyi bu şekilde bakın. En kopardığımız son yuvaya da geçtik. Aynı bu şekilde arkadaşlar diğer yuvaları buraya kadar gelelim. Şu birleştirme şeklini beraber yapalım. Evet, tüm kontürlerini çektik siyah renkle ve bu ilk siyah sık iğneyi kapattığımız yer var ya arkadaşlar. Bu dibe bir de ben birleştirme noktası olarak kullanacağım. Bu şekilde sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şöyle bir zincirimi de çekip ipimi kopardım. Bakın bu şekilde birleştirme kaynaştır. Aynı birbirinden geçerken yaptığımız işlemi en son yine yapıyoruz. Hemen şu iplerimi temizleyip geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar yaptığımız 10 zincirden artmaların üzerine minik kirpikler yapıyoruz. Bunun yapılışını da gösterelim son olarak. Sabitliyorum. Bakın 2 zincirden minik kirpikler yapıyoruz. Tekrar 2 zincir. Sık iğne ile sabitledik. Bunun yapılışı da bu kadar. Kopardım. Hemen yakıp geliyorum. Evet. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde oldu arkadaşlar. O kadar sıkı yapmışım ki zincirleri. Şöyle çiçeğimiz taş gibi oldu desem yeridir arkadaşlar. Bakın kalıp gibi bu şekilde çiçeğimiz oldu. Bir de şu şekilde tülbentin üzerine koyup göstermek istiyorum. Üzerinde de bu şekilde duruyor arkadaşlar. Bakın şöyle görünümü çok hoş ve çok zarif oldu. Artık yani siz de bu videoyu izleyerek bu modelin aynısını arkadaşlar bunu beyaz üzerine kırmızı yaptığınız zaman da çok şahane oluyor. Instagram'larda görmüşsünüzdür modeli olarak. Ben Fethiye Tulga'da görmüştüm galiba. Beyaz üzerine bu şekilde kırmızı yapraklar yaparak değerlendirmiş. Çok hoş durmuştu. Eğer yapmak isterseniz beyaz üzerinde de çok mükemmel duracak modelimiz. Modelimiz bu.
Arkadaşlar biraz yorucu, aşamalı oluyor ama yapınca da yani emeğinize değiyor. Yapmışken böyle mükemmel, güzel, şöyle iğne yası gibi duran modelden yapmanızı tercih ederim. İnanın kameraya yansıtamıyorum şöyle çiçeğin güzelliğini. Bakın şu hani yaptığımız arada pembe var ya, hani siyah yerine şu dip kısmında kullandığımız pembe. Bakın burada bu şekilde çok hoş duruyor. Şöyle siyahı ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. Siz isterseniz hepsini siyah yapabilirsiniz dedim ama bakın orada bir ışık yansıması gibi bu şekilde yuvalar o şekilde hazırlaması çiçeğimize ayrı bir hava kattı. Çok hoş duruyor arasında da. Evet. Modelim bu. Çok hoş ve çok zarif bir model oldu arkadaşlar. Bakın yaprağı ters tarafında. Bu şekilde. Kolay boru yapımıyla yaptık. Siz normal boruyu da 5 yuvalı bir boruyla da yapabilirsiniz bu şekilde. Emeklerim için sizden beğeni ve yorum bekliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.